Selam arkadaşlar, bugün yine vloglamak istedim çünkü bugün bizim dönüş günümüz. Zuzu ile birlikte İstanbul'a dönme vaktimiz geldi bile. Biliyorsunuz bayram tatili sebebiyle burada bulunuyordum ama artık dönme vakti geldi. Şu an saat... Bir saniye bakalım. Şu an saat 11.30. Benim 3.45'te uçağım var. Ama tabii ki şimdiden hazırlanmaya başlayacağım. Küçük bir valiz ve böyle bir sırt çantasıyla gideceğim. Aslında bu sırt çantanın amacı tamamen Zuzu'yu sonrasında içerisine koyabilmek. Bu arada bakın ne yaptım. Saçımdaki bütün kaynakları çıkardım. Annem böyle eşitlemek adına bir kesim yaptı saçıma. Ve fark etti ki uzamış. Yani bir gelişme var. Dokusu değişmiş. Gerçekten yumuşamış. Mutluyum. Yani bu da demek oluyor ki muhtemelen biraz daha rahat bırakırsam artık gerçekten kendini toparlamaya ve uzamaya başlayacak. Evet, böyle gitmeyeceğim. Bu böyle uyandım, Zuzu'yu dolaştırdım, kıyafetim. Üzerimi giyeceğim. Ufak böyle basit bir makyaj yapacağım. Sonra Zuzu'ya sakinleştirici vereceğim. Nasıl vereceğim bilmiyorum. Çünkü en son verdiğimde çok zorlanmıştım. Çünkü ilk verdiğimde ne olduğunu bilmediği için hemen yalamıştı ve ilacı çok rahat bir şekilde yuttu. Ama ikinci vermeye çalıştığımda, yani dönüşte, geçen sene dönüşümüzde tekrar ilacı vermeye çalıştığımda ilacın tadını bildiği için bu sefer yaklaştığımda çok zorlandım. Bugün ne olacak bilmiyorum. Yani biraz dudağına sürebilirsem aslında yaladığı için yine etki etmiş oluyor. Bana kalsa hiç böyle bir şey vermek istemiyorum. Fakat kutu içerisinde çok fazla duracağı için sakinleşmesi gerekiyor. Çok fazla çünkü heyecanlanıyor. Çok fazla stres yapıyor ve bu onun kalbine zarar. O yüzden çok 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 az bir dozda sakinleştirici veriyorum. Sizi buraya koysam olur mu? Evet, böyle. Çok az bir dozda da olsa sakinleştirici veriyorum. Kutusunu hazırlayacağım. Kendisi şu an nerede? Çıktı. Hatırlarsanız bunu ben yapmıştım. Buraya getirdim. Buraya daha uyumlu olacağını düşündüğüm için. Zuzu? Nereye gidiyorsun? Hı? Sen nereye gidiyorsun? Aşkım benim. Üzerimi değiştirmek istiyorum. Makyajımı tamamladıktan sonra tekrar bir size alo derim. Bak bakalım güzel yapmış mıyım? Zuzu. Evet, son yarım saat. Yarım saat sonra Zuzu'ya ilacını vereceğim. Kullandığım sakinleştirici bu. Sedapet isimli. Çok az veriyorsunuz. Açalım.
Bakın. Kaçtı bile. Ha, şu şekilde çeviriyorsunuz. Sonra şöyle. Şimdi bunu ona nasıl vereceğim? Her yerime bulaştı. Tüh. Evet, biliyorum iğrenç ama sızı. Zuzu, iyi misin? Sakinleşti sanki, değil mi? Hı? İyi misin oğlum? Yürümesinde sıkıntı yok. Yeni havalimanına geldik. Az önce indik. Hayır. Geldik şimdi oturduk. Ay, çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Evet, uzun bir yolculuğun ardından eve geldik. Az önce girdik ve girer girmez beni çok güzel bir şey karşıladı. Ne diye sor... Ve ne biliyor musunuz? Beni uzun zamandır tanıyorsanız, özellikle Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu evimin camlarına çok fazla kafayı takmıştım. Çünkü temizleyemiyordum.
kadar heyecanlıyım ki konuşamıyorum. Ve hani temizleyemediğim için, zaten bunu normalde temizlik şirketi yapması gerektiği için ve bir türlü anlaşamadıkları için çok sinir oluyordum. Sonunda bir temizlik şirketiyle anlaşılmış ve bakın camlarım tertemiz. Ben şu camı temizleyebiliyordum kendi yöntemlerimle. Fakat bu camı temizleyemiyordum ve şu an tertemiz bir camla karşılandım. Gerçekten çok mutluyum ama üzülüyorum çünkü 2 hafta içerisinde bu çiçeğim hani ölmeye çok az kalmış. Bayağı kötü durumda. Bakın. Bu zaten ölmüş. Şu bunu kurtarabiliriz. Hani orkide kurtarılır. Tek hayatta kalan, gel bakın fesleğenim de kurumuş. Tek hayatta kalan kaktüslerim. Ama neyse. Elimden geleni yapacağım onları tekrar hayata tutundurabilmek için. Şimdi eve geldim. Ev bildiğiniz kaos. Hemen valizi açıp Zuzu'ya mama verdim. Kendim de mama yemem lazım. Yemek sipariş ettim. 1 saate herhalde gelir. O süre zarfında ben buraları toparlayacağım. Evet. Sonra yemeğimi yiyeceğim ve gerçekten bitik durumdayım. Gerçekten bittim. Bilmiyorum yeni havalimanı hakkında ne söyleyebilirim. Ya da sizin düşünceleriniz ne? Yeni havalimanına hiç gittiniz mi? Ben zaten başlı başına gereksiz buluyordum. Ya ben gerek görmüyordum. Atatürk Havalimanı gayet mis gibi havalimanıydı. Neyse artık var ama herhalde bu gereksiz görüşüm o kadar etkindi ki hiç sevemedim. Çünkü şöyle düşünün, ben Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Beylikdüzü'nden Atatürk Havalimanı'na taksiyle çok rahat bir şekilde gidebiliyordum. Ama şimdi ben 1,5 saat Havaisli Avcılar'a geldim. Avcılar'dan taksiye binip geldim. Ve uçuşum 1,5 saat sürdü. Ama eve gelişim 1,5 saat hava işte 20 dakikada taksi diyelim. Yani bilmiyorum, gün boyu yolculuk yaptım. Gerekli mi? Evet, dünyanın en büyük havalimanı ama gerekli mi bilmiyorum. Neyse, bu konu zaten tartışılır. Yine de gerçekten güzel bir havalimanı. Tabii birçok katkısı da olacak eminim. Ama İstanbul halkı için zor oldu. Ama turistler bayağı bayılacaklar eminim. Ben de eğer İstanbul'a hani gezme amacıyla gelmiş olsaydım tabii ki de beni de çok etkiler ve çok beğenirdim herhalde. Ama yani özellikle tek başına yolculuk ediyorsanız ve kediniz, köpeğiniz, çocuğunuz, çoluğunuz, çocuğunuz varsa biraz zorlanırsınız benden size söylemesi. Ama yine de yetiştik eve. Evet, böyle biz eve vardık. Artık çok da fazla bizim hakkımızda öğrenebileceğiniz eğlenceli, ilginç şey olmayacaktır. O yüzden bu vlogu burada kapatalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ufak tefek size küçük çaplı bir vlog çekmeye çalıştım. Bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.